Ali sen neredesin? 5 dakikaya oradayım. Ne oldu? Çıktın mı yönetim katına? Hayır Ali, ben çok gerildim, geri dönüyorum. Şirkette misin şu anda? Evet. Yönetim katına git. Çok güzel bir sürprizim var sana orada. Çok gerildim diyorum. Niye beni anlamak istemiyorsun ya? Ben geri gidiyorum. Ayşegül, seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Eğer birazcık sen de sevdiysen beni dediğimi yap. Birazdan orada ben de yanında olacağım ama senin benden önce orada olup sürprizimi görmen lazım. Ali senin sesin de bir tuhaf geliyor. İyi misin? İyiyim. Eğer söylediğim şeyi yaparsan daha iyi olacağım. Tamam Ali, tamam. İnşallah sürprize değer. Çok geç kalma, olur mu? Tamam. Daha iyi misiniz? İyiyim, sorun yok. Ayşegül Hanım değil mi? Tanışmıyoruz ama ben sizi tanıyorum. Nereden? Bu şirket durumlarından. Gazetelerden yani. Siz... Şirketin yeni sahibiyim. Neden şaşırdınız? Yok bir şey. Hadi canım. Söyleyin fikrinizi, merak ediyorum. Yani evet, şaşırdım açıkçası. Şirketin durumu ortada. Haklısınız. Ben de daha önceki başarılarını göz önüne alarak yeniden ayağa kaldırabileceğimizi düşündüm. Ne dersiniz? Olabilir tabii. Ben izninizi isteyeyim. Sizin için de en hayırlısı olur inşallah. Ali Bey gecikti değil mi? Siz onunla buluşacağımı nereden biliyorsunuz? Kendisi söyledi. Çünkü o da buraya gelecekti. Gelince birlikte konuşuruz demişti. Zannediyorum trafiğe takıldı. Sigara. Biz sizinle ne konuşacağız? Bakın Ayşegül Hanım. Bu tatsız olaylardan sonra soruşturmalar falan, onun için şirketin satışı biraz gecikti. İcrada ihaleye bir tek ben girdim ve şirketi satın aldım. Fakat şirket kapalı olduğu zamanlarda şirketin eski üst düzey yöneticileriyle tekrar çalışma kararı aldık. Lütfen, lütfen rahatınıza bakın. Kahve falan bir şey içer misiniz? Ne diyorsunuz teklifimize? Siz diğer arkadaşlarımla konuştunuz mu? Aa evet, tabii hepsiyle görüştüm. Ne dediler? Hepsi kabul etti. Kabul ettiler. Evet. Ne dersiniz? Eski arkadaşlarınızla ortak bir çatı altında. Hı? Ali'nin sürprizi bu muymuş? Evet. Hoşunuza gitmedi mi yoksa? Nasıl bir saçmalık bu ya? Şaka mı yoksa soruşturmanın başka bir ayağı falan mı? Hayır, soruşturmayla ilgisi yok. Zaten 3 gün sonra mahkemeniz var, öyle değil mi? Evet. Bakın Ayşegül Hanım. Sizinle daha güzel bir ortamda sohbet etmek isterdim. Ama 3 aydır evinizden çıkmıyorsunuz. Telefonlarınızı açmıyorsunuz. Kimseyle görüşmüyorsunuz. Size nasıl ulaşacağız? Siz bütün bunların hepsini nereden biliyorsunuz? Kimsiniz siz? Sesinizi yükseltmeyin. Kimsiniz? Daha önce de söyledim. Bu şirketin yeni sahibi. Bu ne saçmalık? Ne oluyor burada? 3 gün sonra özgür kalacaksınız. Eski arkadaşlarınızla birlikte çalışmak istemez misiniz? Özgür kalacağımızı nereden biliyorsunuz? Belki bu saçma soruşturmalar 2 ay daha sürecek. Size böyle bir şey için söz veremem. Eninde sonunda özgür kalacaksınız. Ne diyorsunuz teklifim Ayşegül Hanım? Neyse, ne var kadar çıkmak istiyorum burada. Ali! Ali burada! Boşuna seslenmeyin. Ali Bey sizi duyar. Ali! Ali! Seni giyin gel. Arkadaşların seni bekliyor.
Ali! Ali neredeyiz biz? Neresi burası? Ayşegül dur sakin ol. Ben de hiçbir şey bilmiyorum. Sen niye şirkete gelmedin? Silah dayalıydı o sırada kafamda. Aman Allah! Neresi burası? Biz hepimiz niye buradayız? Ayşegül sakin ol. Siz nasıl geldiniz buraya? Ceyda! Elif! Siz nasıl geldiniz buraya? Hatırlamıyorum. Ya biri bir şey söylesin! Kimse bir şey bilmiyor mu? Neresi burası? Biz niye buradayız ya? Bu nasıl bir saçmalık? 3 gün sonra mahkeme var. Ne yapacağız? Kimsiniz lan siz? Sesinizi yükseltmeyin. Ne istiyorsunuz lan? Sesinizi yükseltmeyin. Her şey yolunda mı? Hanımlar, beyler, şirketime hoş geldiniz. Görüyorum ki çoğunuz şaşkın, kimileriniz kızgın, kimileriniz korkmuş durumdasınız. Ama bu duruma alışın. Çünkü önümüzdeki günlerde çok daha fazla şaşıracak, çok daha fazla kızacak ve çok daha fazla korkacaksınız. Kimsin lan sen? Asıl soru benim kim olduğum değil. Sizin kim olduğunuz Ekrem Bey. S**t oradan Allah'ım manyağı. Ekrem Bey, ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat edin. Bir daha uyarmayacağım. Sana mı soracağım Allah'ım manyağı? Bana bak, her neyin peşindeysen vazgeç. Senin buradaki insanlardan haberin var mı? Herkes bizi arıyordur şimdi. Herkes derken, umarım ortada bıraktığınız karınızdan bahsetmiyorsunuz. Ya da sağda solda arkanızdan herif diye bahseden akrabalarınızdan. Bana bak! Kes sesi! Sizi kim merak edecek Ekrem Bey? Yoksa metresiniz mi? Belki de gözüne yeni bir tek taş ya da gerdanlığı kestirmiştir. Ha, arkadaşlarınız. Ama arkadaşlarınız da emin olun ki her zamanki gibi uzak doğulu bir fahişenin koynunda sızdığınızı düşünecekler. Dersin iyi çalışmışsın çocuğum. Ama sen yine bu kadar kendine güvenme. Bunun hesabını bana vereceksin. Bir daha uyarmayacağımı söylemiştim. Sen var ya, 5 para etmez bir manyaksın. Oturun yerinize. Evet, belki de manyağım. Ama siz benim değerimi belirleyemezsiniz Ekrem Bey. Eğer o yüce egonuza hakim olabilseydiniz, sizin de bedeninizin kaç kuruş olduğunu görecektik. Ama maalesef ofisimdeki kariyeriniz tahminimden daha kısa sürdü. Kovuldunuz Ekrem Bey. Sayın Bey. Çalışanlarını tehdit ederek motive etmeye çalışan bir işveren olmak istemem. Onun için de bu elimde gördüğünüz aleti ve ensenizdeki çiplerin ufak bir detay olarak kalmasını isterdim ama durum biraz farklı gelişti. Onun için size bazı açıklamalarda bulunmam gerekiyor. Sabah uyandığınızdan beri ensenizdeki sızının sebebi derinizin altına yerleştirilmiş ve 10 millik soğanınıza doğru 1-2 milim ilerleyen 2 küçük elektronik çip. Bunlar normal şartlar altında sağlığınıza bir zarar getirmez ama elimde gördüğünüz bu aletin size ait düğmesine bastığımda o küçük elektrotlar hatırı sayılır bir elektrik yükünü sinir merkezinize gönderir. Eğer bu düğmeye uzun süreli basılı tutarsam ortaya çıkacak şok doğru orantılı olarak sinir sisteminizi harap edecek ve felç olacaksınız. Aslında Ekrem Bey doğru 2 soru sordu ama tarzı yanlıştı. Ben kimim? İsterseniz bu soruya daha sonra cevap verelim. 2. soruya geçelim. Siz kimsiniz? Elimde size ait özgeçmişler var. Hepsi mükemmel. Satırı satırına. Ama her özgeçmişte olduğu gibi
bazı eksik sayfalar var. Hiç merak etmeyin. O eksik sayfaları ben doldurdum ve özgeçmişinize ekledim. Hep birlikte bir göz atalım mı? Evet. Ali Bey. Yaş 34. Memleketi İzmir. Hukuk fakültesinden iyi bir mezuniyet. Neyse, şimdi gelelim eksik sayfamıza. İzmir, Urla'da bir fabrika vardı. Evet. Ali Bey! Yüzüme bakar mısınız? O fabrikada zehirli atıklardan 7 çocuk öldü. Doğru mu? Sanırım, evet. O fabrikada hisseniz var mıydı Ali Bey? Hayır. Bu ölen çocukların davasına siz baktınız değil mi? Şirket adına ben, evet. Fabrika yöneticilerinden hiçbiri hüküm giymedi. Ayrıca da o mağdurlara hiçbir tazminat ödenmedi. Yanlış bilmiyorum değil mi? Hayır. Davayı biz kazandık. Peki adaleti saptırmak için döktüğünüz onca para mağdurlara ödenecek tazminata denk gelmiyor muydu? Biz adaleti saptırmadık. Ama her davada olduğu gibi belli masraflar kaçınılmazdır. Daha CV'nizde bunun benzeri onlarca şey var Ali Bey. Ama hepsine giremeyeceğim çünkü daha fazlasını duymak istemiyorum. Aramıza hoş geldiniz. Evet, sıradaki Elif Hanım. Kariyeriniz Londra'da başlamış. Satın alma konusunda uzmanlaşmışsınız. Neden son dönemlerde şirketin ödediği para kazandığı paradan 10 katı daha fazla? Lütfen. Bu söyledikleriniz gerçekten... Yalan. İnkar bahtsız bir savunma şeklidir. Aramıza hoş geldiniz Elif Hanım. Sevgili ekonomistimiz ve finans uzmanımız Murat Bey. Hemen eksik sayfalara geçelim mi? Bir sene içerisinde akladığınız kara para miktarı ne kadar Murat Bey? Ya da son bir sene içinde kaçak olarak İsviçre bankalarına aktardığınız para ne kadar? Bu söylediklerinizi onaylamam mümkün değil. Siz de aramıza hoş geldiniz. Aa, Ceyda Hanım. Üniversite mezuniyeti yok. Dil bilmiyorsunuz. Daha önemlisi iş deneyimi edinmemişsiniz. Peki neden bu kadar başarısız biri böylesine büyük bir şirketin yönetim kurulunda olur? Ha? Ben söyleyeyim mi? Aslan Güven'in kızı olduğu için. Aslan Güven neden intihar etti? Yani babanız? Neden bunu bana soruyorsunuz? Bu süreçte siz de yargılanmadınız mı Ceyda Hanım? Evet. Siz bu süreçte niye yargılanıyorsunuz? Aslan Bey'in kızı değil misiniz? Anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Eksik CV'nizde büyük harflerle şunu yazması gerekiyor Ceyda Hanım. Babasının kuyusunu kendi elleriyle kazdı. Bravo. Ne yazık ki siz de aramıza hoş geldiniz. Evet. Altan Bey. Türkiye'de psikoloji eğitimi, Amerika'da endüstriyel psikoloji doktorası. Altan Bey söyler misiniz bu endüstriyel psikoloji ne işe yarar? İş yerinde sorunsuz ve mümkünse depresyona girmeden çalışan, koşulları mızıldanmadan kabul eden, itaatkar ve verimli çalışanlar isterler. Biz de bunları sağlarız. Nasıl yani? Bunlar teknik meseleler. Öyle ya da böyle uslu çalışanlar yaratmışsınız. Onun için de insan kaynakları departmanının en sevilen müdürlerinden biri olmuşsunuz. Neyse, ben öğreneceğimi öğrendim. Ayşegül Hanım. Aslında sıra size gelmemişti ama insan kaynakları deyince sizden devam edelim istedim. Evet, Altan Bey'le beraber çalışmak nasıl bir duygu Ayşegül Hanım? Hı? İyi midir? Şimdi iyi. Başka iyi olduğu bir konu yok mu?
Hani bizim bilmediğimiz. Ne demek istiyorsunuz? Sanırım bir yanlış anlamı oldu. İsterseniz sorumu geri alayım. Yani Altan Bey hep başarılı mıdır? Başarısız olduğu bir konu yok mu? Yeter. Yeter. Peki Altan Bey'in ehlileştiremediği çalışanları hiç işten çıkartmadınız mı? İş hayatında normal bir süreçtir bu. Yeterli performansı göstermeyen gider. Bitti mi? Bitmedi Ayşegül Hanım. Bitmedi. Sanırım sizin uzmanlık alanınız gitmek istemeyenler. Özellikle menfaatinize dokunanların gitmek istememesi. Gitmek istemeyen bir çalışan nasıl istifa ettirilir? Çünkü CV'nizin eksik sayfalarını karıştırırken alenen tehdit etmeye, iftira atmaya, kurmaca bir yolsuzluğa bulaştırmak gibi yöntemler gözüme çarptı. Bu yaşta böyle bir duruma gelmek için başka yöntemler geliştirmek lazım. Öyle değil mi? Cevap verin. Yapmayın! Yapmayın! Bir daha bunu denemeyin. Haluk Bey, sizin de arkadaşlarınızdan bir farkınız yok. Evet. Şimdi tekrar işe alındığınıza göre işimize bakabiliriz. Öyle değil mi? Ha? Her sabah bu ofise geleceksiniz ve size verdiğim görevleri tamamlayacaksınız. Ve bu çalışmaların karşılığında belli bir ücret kazanacaksınız. Ve bu ücret performansınızı belirleyecek. Ve hanımlar beyler, o günün sonunda en verimsiziniz işten çıkartılacak. Telefonla satış yapacaksınız. Bu satışın karşılığında 100 lira kazanacaksınız. Satacağınız mal ve potansiyel müşterilerinizin telefon numaralarının listesi masalarınızda. Saat 5'te mesai biter. Hepinize kolay gelsin. Pardon. Buyurun Ceyda Hanım. İşten çıkarılanlara ne olacak? Ha. Bu arada unutmadan. Birazdan müşterilerinizle telefonla görüşeceksiniz. Aklınızdan onlara kaçırıldığınızı söylemek ya da yardım istemek gibi şeyler geçebilir. Peki bu insanlar sizin nerede olduğunuzu nereden bilecekler? Hadi diyelim bunu da hallettiniz. Enselerinizdeki çiplere verici yerleştirdim. Çevredeki dedektörler eğer burada olmaması gereken birini saptarsa bu. Havaya uçarsınız. Buradan kaçmaya çalışırken duvarlara ya da eşyalara zarar verirseniz yine aynı şey olacaktır. Bu. Sizden ricam bu ofise zarar verme. Çünkü çok masraf ettim. İyi günler. Neden ya? Neden? Abi hiçbir şey sormayın bana. Şaka gibi ya. Lan ne yapacağız biz ya? Murat bir şeyler yapmalıyız. Şu anda aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hiç boşuna uğraşmayın abi. Burada her yer duvar. Ben ücrete de mümkün olan her yeri zorladım. Her yer duvar. Ya zaten adamın ne söylediğini duymadınız mı?
Senin yüzünden ne oldu? Şu sahinlenen adamı da zorladım. Aferin. Abi Allah rızası için sigarası olan yok mu ya? Kullanmıyorum. Kim bu şerefsiz? Ya biz niye birilerini aramıyoruz? Telefonlar çalışıyor işte. Ceyda sen duymadın mı adamı? İyi de kaçırdığımızı söylemek zorunda değiliz ki. Bir şekilde anlatırız. Peki bizi kim kaçırdı Ceyda? Hı? Adamın gerçek ismini bile bilmiyoruz. Nerede tutuyor bizi peki? İstanbul'da olduğumuzdan bile emin değiliz. En azından kaçırıldığımızı bilirler. Ensemizdekiler onlar ne olacak? Ceyda haklı olabilir Altan. Birilerini aramamız lazım. Belki bir iz bulabilirler. Yani kaçmayı denemeyeceğiz mi? Evet, Murat sakin olun. Sakin olun. Bu adam bizi bizden daha iyi tanıyor arkadaşlar. Atacağımız tüm adımları önceden hesaplamış, önlemini almıştır. Ya Ekrem Bey'e dediklerini duymadınız mı? Kimsenin bizi aramayacağını çok iyi biliyor. Hangimiz evli? He? Hangimiz ailesiyle doğru dürüst görüşüyor? Kim bizi üç gün görmese merak edip polisi arar? Ekrem Bey'e ne yapacaklar acaba? Adamın durumu bir türlü aklımdan gitmiyor. Kim? Niye böyle bir yer tasarlar? Bizden ne istiyor? Abi bence kesinlikle polis. Şşş! Arkadaşlar lütfen artık daha fazla konuşmayalım. Kesinlikle. Eminim şu boynumuzdaki şeylerin içinde dinleme cihazı bile vardır. Neyse bu Meret. Acıtıp duruyor zaten. Millet. Çalışmaya ne dersiniz? O ne? Buyurun kendiniz bakın. Çin operasının altın yılları. Bunu mu satacağız? Fiyatına baksana. 180 lira mı? Abi bunca yılın pazarlama uzmanıyım. Buna 180 lira verecek kerizi tanımıyorum. Ben susadım. Hatırlattığın iyi oldu ya. Şurada bir tuvalet var. Ne? Tuvaletten mi su içeceğim? Mecburuz tatlım. Bence masanın üstündeki isimlere bakalım. Belki tanıdık falan çıkar. Hiç zannetmiyorum. Boşa vakit kaybederiz. Aslında bu listeler genelde rastgele hazırlanır ama... Tanıdığımız varsa bile çoktan temizlenmiştir. Zaten listenin dışında da arama yapılamıyordur. Deneyelim mi? Hat kesildi. Ceyda ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Çok iğrenç. Tuzlu. Adam susuzluktan öldürecek mi bizi? Ne oluyor? Bir yerlerde su vardır herhalde. Susuz bırakmazlar bizi. Oho. Gelin gelin. Yemek de buldum, su da sigara da. Hah, buyurun. Arkadaşlar, hepsi parayla. Nasıl ya? Su 3, sandviç 5, sigara tek 7. Ne demek bu şimdi? Su ve yiyeceği kazandığımız paralarla alacağız demek oluyor galiba bu. Kapitalizmin bir numaralı kuralı. İş yoksa para yok, para yoksa yemek yok. Abicim tek dal sigara 7 lira olur mu ya? Bizi mecburen çalıştıracaklar yani, öyle mi? Yoksa burada susuzluktan gebereceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hadi boşuna vakit kaybetmeyelim. Ne kadar becerikli olduğumuzu gösterelim şu adama. Hadi telefonların başına. Bir dakika. Benim aklıma bir fikir geldi. Dengede kalacağız. Nasıl yani? Sadece tek bir satış yapacağız hepimiz. Böylece herkes aynı parayı kazanmış olacak. Böylece kimse işten çıkartamaz. Aynen, başlayalım hadi. Hadi. İyi. Öyle olsun. Hoş bu şeyden bir tane bile satmak mümkün değil ya. İyi günler hanımefendi. Siz değerli müşterilerimiz için hazırladığımız şahane bir DVD setimiz var. Çin operasının altın yılları. Çin operası dünya müzik tarihinde önemli bir yerdedir ama. Evet evet. Üstelik fiyatımız da gayet uygun. 180 TL hanımefendi. Başlayacağım şimdi DVD'sine de, operasında da, Çin'le de. Satılmıyor oğlum bu Meret. Aynen. 180 lira beyefendi. 180 lira bu set için çok uygun. Çin operası beyefendi. Çin, Çin. Hayır Çin, Çin değil, Çin. Özel seti özel bir fiyat belirledik hanımefendi. Elif, çok affedersiniz bir dakika. Ne var? Kredi kartına taksit yapıyor muyuz? Ne bileyim ben.
Size demedim hanımefendi. Özür dilerim. Peki, teşekkür ederim. Özür dilerim. Niye? Buraya gelmene ben neden oldum? Sen kendine dert etme. Hadi içimize bakalım. Teşekkür ederim, iyi günler. Bu böyle olmayacak. Mahkeme süreci çok etkiledi beni. Korktum. Geri çektim kendimi. Keşke hep yanında olabilseydim. Ali, uzun konular bunlar. Ben de seni özledim. Evet, keşke hep yanında olabilseydim. Ne desen, ne söylesen haklısın. Ama bu b**tan durumun içinde bile sana bakarken içim eriyor. Kızgın mısın bana? Çok fazla vaktinizi almak istemediğimden hemen konuya girmek istiyorum efendim. Sinemadan hoşlanır mısınız? O zaman size harika bir teklifim olacak. Tam 38 DVD'den oluşan sinema klasikleri setini size çok uygun bir fiyata vermek istiyorum. Fiyatı sadece 180 lira efendim. Ödemeler konusunda arkadaşlarım sizi bilgilendireceklerdir efendim. Tabii. Kredi kartına taksit elbette yapılıyordur, tabii. Eğer ilgileniyorsanız efendim sizi direkt ilgili birime aktarmak istiyorum. Teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Tebrikler. Ne yaptın? Çin'i falan mı aradın? Farklı bir şey yapmadım. Yalan söyledim. Size de tavsiye ederim. Yoksa bu şeyi satmanın başka bir yolu yok. İyi de bu sorun olmasın Haluk. Param anında hesabıma geçtiğine göre patron halinden memnun demek. Bravo Haluk. Arkadaşlar, günün oyunu bu olsa gerek. Doğru yalanı söyleme. O zaman hepimiz usturuplu birer yalan bulacağız. Sinema klasiklerini tavsiye ederim. İşe yarıyor. İyi günler efendim. Bugünkü talihlimiz sizsiniz. Evet efendim. Tabii ki isteğiniz üzerine tamamen aksiyon filmlerinden oluşan bir set hazırlatabilirim. Emin olun efendim. Çok memnun kalacaksınız. Tabii, yüksek bir fiyat bu. Lütfen, onlarca filmden bahsediyoruz burada ya. Arşivinizde olmasını istediğiniz özel bir film var mıydı acaba? Kredi kartı kullanmıyorum demiştiniz değil mi? Size de iyi günler beyefendi. Kampanya dahilinde siz değerli müşterilerimize iki tane vizyon filmi de hediyemizdir. İlgilenmenize çok sevindim. Ali, orada mısınız? Yani bu şartlar altında bir DVD film 3 liraya tekabül ediyor. Çok doğru bir karar verdiniz efendim. Üstelik kapınıza kadar da gönderiyoruz efendim. Tamam, biz size ürünü gönderiyoruz. Kapıda senet imzalıyorsunuz. Vadeyi de 12 aya yaymış oluyoruz. Ben bilgilerinizi alabilir miyim? Çok doğru bir karar verdiniz. Müsaade ederseniz bir anlatabilirsem. Çok teşekkür ederim efendim. İyi seyirler diliyorum. Tabii efendim, siz nasıl isterseniz. Ben her türlü size kolaylığı sağlayacağım. Siz hiç merak etmeyin. Anlıyorum efendim. İyi günler. Telaşlanma Ceyda'cığım. Daha çok vaktim var. Listem bitti. Ne? Listemdeki herkesi tek tek aradım. Hiç kimseye satamadım. Bitti. Al benimkinden devam et. Yapamıyorum ki. Satamıyorum. Ceyda, bana bak. Bana bak, bana. Kovulmak mı istiyorsun? Hayır. O zaman zırlamayı keseceksin. Bu haldeyken hiçbir şey satamazsın. Hadi güzelim. Şimdi derin derin nefes al. Hadi. Evet. Çok güzel. Şimdi söyle bakalım. Sorun ne? Ürünü mü beğenmiyorlar yoksa fiyatı mı pahalı geliyor? Hangi filmler var diye soruyorlar. Ben de cevap veremiyorum. Söylediğim filmleri de beğenmiyorlar. Satamıyorum işte. Olmuyor. Bilmediğin malı satamazsın tabii. Ceyda, sen olsan ne satardın? Yani en çok ilgini çeken, en çok bildiğin şey nedir? Onu merak ediyorum. Kozmetik. Çok güzel.
Onu sat o zaman. İyi düşün. Kafanda bir paket oluştur. Sonra da ne satacağını düşün, tamam mı? İyi günler hanımefendi. Biraz vaktiniz varsa eğer size Türkiye'ye yeni gelmiş bir kozmetik ürününden bahsetmek istiyorum. Teşekkür ederim. Yapabilecek mi? Hemen anlatıyorum. Ama biz bu kadar yardım ettik, yapamıyorsa kendi bilir. Fiyatı ilk 3 ay için 180 lira. Hadi. Tabii ki efendim. Daha vakit var. İlk takside ürün tesliminde alıyoruz. Gidin. Bu müşteriyi nasıl kalmışsa efendim. Güzel günlerde kullan efendim. İyi günler. İşte bu kadar. İşte bu. Denge. Bizi kurtaracak olan şey bu. Denge. Galiba haklısın. Peki yarın için planın ne? Gene aynı şey. Dengede kalmaya devam edeceğiz. Birbirimizin üzerine basmayacağız. Ekip ruhunu koruyacağız yani, öyle mi? Bana bak. Burada herkes için uğraşıyorum ben. Bugünü iyi kötü bir şekilde bitirdik. Böyle yapmaya devam edersek bu işkenceden bir şekilde kurtulabiliriz. Kendi adıma teşekkür ediyorum. Ya ben susuzluktan ölüyorum artık. Vallahi ben de. İyi arkadaşlar. Ne yiyoruz, ne içiyoruz? 1,5 soslu yoğurtlu. Canım, sadece suyla sandviç var. O zaman ne soruyorsun Allah Allah? Senin iğrenç esprini tamamladım diyelim. Ha, illa bir üstünlük kuracaksın değil mi Ayşegül? Haluk. Lütfen güzel kardeşim. Lütfen. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Elim ayağım titriyor zaten. Kaç tane sandviç yiyorsun? Arkadaşlar siz benim ne demek istediğimi galiba anlamıyorsunuz. Ne demek kaç tane sandviç istiyoruz? Herkes eşit miktarda sandviç yiyecek, su içecek. Şimdi 2 tane sandviç, 1 tane su tamam mıdır? 2 sandviç çok gelir ya. Burada da mı diyet ya? Diyet de bitmedi zaten. Murat ver şu siparişleri hadi. Sigara? Evet, kimler sigara içiyor? Sigarayı da ortak hesaptan almayı teklif ediyorum. Sigara içmeyenler parasını yiyor desin ki anlamadım ben şimdi. Aynen. İyi de sigara içmek, yemek yemek, ne bileyim su içmek gibi bir ihtiyaç bizim için, anlamıyor musunuz? O zaman kendi ihtiyacını kendi paranla karşıla. Ekip ruhu duman altı oldu. Peki. Sigara içmeyi veririm. Ama sigarasızlık bende sinir yapar. Dengem bozuluverir. Bende de sinir yapıyor. Alalım sigaralarınızı da zıkkımlanın. Anlaştık mı? Anahtarı bulamadık. Bulmayı da ummuyorduk zaten. Şimdi 7 tane sandviç, 7 tane su, 3 tane de sigara. Ortak olarak ödeyeceğiz. Hepimizin hesabından 11 lira düşün lütfen. Tebrikler arkadaşlar, tebrikler. Isınma turlarında gayet başarılıydınız. İşinizin ilk gününde adapte olma hızınız beni hayrete düşürdü. Muhteşem bir ekip ruhu ortaya koydunuz. Murat Bey, dengede kalmak fikri çok doğruydu. Böylece işten kimseyi çıkartamayacağım. Tebrik ederim. Ceyda Hanım, sizi tebrik edip etmeme konusunda kararsızım. Çünkü ne yalan söyleyeyim, daha ince bir yalan bulabilirdiniz. Çalışanlarımın çok daha yaratıcı olmalarını isterim.
Ne istediyseniz yaptık. Bırakın artık, ne olur gidelim. Ceyda Hanım, bu ne acele böyle? Daha kariyerinizin ilk günündesiniz. Nerede o ilk günün heyecanı, hırsı? Ha? Evet hanımlar, beyler. Kimsenin bir yere gittiği yok. Onun için lütfen daha ciddi olalım. Ve şimdi hepimizin merak ettiği sorunun cevabını bulalım. İşten ayrılanlara ne olacak? Her iş yerinde olduğu gibi bu iş yerinde de verimsizlerin yaşam şansı yoktur. Gerçi Ekrem Bey için verimsiz diyemeyiz. Ama itaatsizlik verimsizlikle başlar. Öyle değil mi Ayşegül Hanım? Ben aramızdan ayrılan her kişinin geride kalanlar için bir şans yaratması gerektiğini düşünüyorum. Bu camlı bölmenin yanındaki kırmızı düğme Ekrem Bey'e yöneltilmiş silahların tetiğini düşürür. Ve bu düğmeye basan kişi tam 300 lira kazanacak. İhaleyi en düşük fiyatı teklif edene vereceğim. Böylesi daha adil olacak eminim. Hiç boşuna uğraşmayın. Ben yokum. Ben de yokum. Ben ölsem o düğmeye basmam. Bize bunu asla yaptıramazsın. Aynen. Arkadaşlar, hanımlar, beyler, lütfen. Tepkilerinizi anlayışla karşılayabilirim. Ama ben disiplinli bir insanım. Bir şey yapılacak dedim mi, yapılır. O düğmeye basılacak dedim mi, basılacak. Şimdi lütfen yerlerinize oturun. Oturun yerinize! Şimdi gelelim ihalenin kurallarına. İhalemiz kapalı usuldür, iki turdan oluşmaktadır ve konuşmak yasaktır. Önünüzdeki kağıtlara belirlediğiniz rakamları yazacaksınız ve süre sonunda kağıtları kaldırdığınızda en düşük fiyatı veren düğmeye basma hakkını kazanacaktır. Evet, ihalemiz başlamıştır. Süre dolmuştur. İkinci tura geçiyoruz. Belki fikri değişen olmuştur. Süreniz başlamıştır. Evet, ikinci turun süresi de sona ermiştir. Sahip Bey. Sakin ol. Bir saniye, ne yapıyorsunuz? Altan Bey. Hadi bize bir isim ver. Nasıl yani? Böylesi daha heyecanlı olacak. Bize gruptan birinin ismini verin hadi. Hayır hayır, yapamam. Ya siz basacaksınız ya da başka biri basacak bu düğmeye. Arkadaşlarıma bunu nasıl yaparım? Üstelik Ekrem Bey var karşımızda, yapamam. Sayın Bey, Altan Bey'i düğmenin yanına götürün. Eğer basmazsa işine son verin. Siz bana düşman yaratmaya çalışıyorsunuz. Gerçekten bir isim vermeyecek misiniz Altan Bey? Neden ben? Merak etmeyin, arkadaşlarınıza da sıra gelecek. Hadi bas artık şu lanet düğmeye. Yapamam. Lütfen ısrar etmeyin. Yaparsın. Yapamam diyorum. Bas şu düğmeye. Yapamam diyorum. Bas şu lanet düğmeye. Bas. Yapamam. Sen bas dedi. Tamam tamam. Tamam dur. Dur. Ali. Anlamadım. Ali. Ali mi? Ali! Şşş, sakın ağzını açma. Sakın. Aslında Ali diyeceğini başından beri ikimiz de biliyorduk. Sen zaman geçirerek mağduru oynadın. Çok zekice. Bunun için zaten seni seçtim. Buyurun Ali Bey, düğme sizi bekler. Yapma.
Kural bir. Kimse sonuçtan kaçamaz. Mesai bitmiştir arkadaşlar. Günaydın. Lütfen oturun. Ali Bey. Efendim. Merak etmeyin. Sizin de sıranız gelecek. Ayşegül Hanım. Bu sabah biraz işlerim var. Onun için de toplantıya kalamayacağım. Bugünkü göreviniz önünüzdeki kağıtlarda yazılı. Zaten basit bir şey. Durumu arkadaşlara özürlerimle iletirsiniz. Günaydınlar. Ne oluyor? Nasıl yani ya? Tanımadığımız bir kişiyi burada çalışmaya mı ikna edeceğiz? Aynen öyle. Hem de olmayan hayali bir şirket uydurarak. Vereceğimiz telefonla da adama randevu aldırtacağız. Karşılığında da 100 lira kazanacakmışız. Şaka gibi ya. Dileğini ikna ettik. Buraya nasıl gelecek? Seni beni buraya nasıl getirdiler söyle canım. Bu beklediğimden de zor oldu. Yani şimdi buraya başka insanlar mı gelecek? Amacı ne bu adamın? Hala anlamadınız mı ya? Ha? Adam hepimizi birbirimizi öldürtecek. Ve sonra da bize büyük bir iyilik yapmış olacak. Neymiş o iyilik Ali? Aramızdaki en büyük çocuğu kim anlamış olacağız? Ali. Mecbur kaldım. Uzatma. Ne yapıyoruz? Bir fikri olan var mı? Biz nasıl yapacağız bunu ya? Bile bile göz göre göre bu insanları cehennemin ortasına nasıl atacağız biz? Ya yapma kardeşim ya. Bırak Allah aşkına. Dün neler yaşadık? Yine aynı şeyleri mi yaşayalım? Bence şu adam ne diyorsa bir an önce yapalım. En azından birbirimize düşmekten iyidir. Kişiyi daha kaybetmeyelim. Olmaz efendim. Ya Ayşegül bırak Allah aşkına. İlk defa mı birini cehenneme atıyorsun? Abi kızmayın bana. Ama ben buradan yırtmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Haluk haklı arkadaşlar. Yapmak zorundayız. Tanımadığımız insanları nasıl işe çağıracağız ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Kız haklı. Adamın ya işi varsa? Bu böyle bütün gün sürüp gider. Baksanıza. Bunları gördünüz mü? Burada onlarca isim ve telefon numarası var arkadaşlar. Arkadaşlar, madem böyle bir şey yapıyoruz, çağıracağınız kişileri lütfen dikkatli seçin. Mümkünse en salaklarını, en beceriksizlerini tercih edin. Bu cehenneme bir tane daha şeytan çağırmanın alemi yok. Zaten aramızda yeteri kadar var. Bu arada unutmayın, dengede kalmaya devam edeceğiz. Herkes sadece bir kişiyi arayacak. Anlaştık mı? Sakin ol, tamam mı? Tamam. Bol şans. İyi günler efendim. Alo. İsminiz? Efendim. Dilara Hanım. Merhabalar. Emre Bey'le mi
Görüşürüz. Efendim biz yeni kurulan bir şirketiz. Evet, şimdi size yeni bir teklifte bulunmak istiyorum. Alo merhaba. Osman. Evet Osman çift kardeşi. Benim zaten. Tamam kiminle görsek sen görüş. İyi günler efendim. Ben yeni kurulan kurumsal bir şirket için aramıştım sizi. Okul durumunuz? İlkokul mu? Aa ne kadar güzel. Ben de pek farkı sayılmam zaten. En önemlisi karakter hanımefendiciğim. Ben sizin o çalıştığınız şirketi çok iyi bilirim. Benim şirketimden alacağınız maaş, oradan alacağınızın en az iki katı olacak, haberiniz olsun. Aramayacaksın yani. Sen bilirsin, tamam. Kuryelik yapmakla bir ömür geçmez ama. Ayda 3.000 lirayla hayat mı geçer ya? Sana para diyorum kardeşim, başka da hiçbir şey demiyorum. Gerisi yalan dolan zaten. Pilot musun? Pardon, pardon bir yanlışlık oldu. Ama şimdi sana bir numara vereceğim, oradan hemen randevunu al, tamam mı? Ama sakın geçiştirme bak, tamam mı? Canım, rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ay canım öpüyorum. Öpüyorum hadi seni çok. Hadi hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Keşke siz de o kadar uzun süreli bir sözleşme imzalamasaydınız. Kıyamam ben sana ablacığım ya. Onca yıl çalışıp didinmişsin. Hak ettiğin değeri vermediler değil mi sana? Evet teyzeciğim. Neden olmasın? Hayata bir yerinden tutunmak lazım değil mi? Kesinlikle haklısınız Samet Bey. Aynen öyle. İşte ben de bundan bahsediyorum. Dünyaya açılmak lazım değil mi? Paradan daha önemli şeyler vardır. O da saygınlıktır. Ya Allah aşkına benimle böyle memur memur konuşmayın beyefendi ya. Ya ben bilmiyor muyum o şirketin kaç kuruş para verdiğini? Şimdi verdiğim numarayı hemen arayın. Tamam mı? Hemen arayıp iş randevunuzu alın olur mu? Ciao. Neyse tamam ilgilenmiyorsanız ben daha fazla vaktinizi almayayım. Kendime yeni bir ekip kuruyorum. Çok ama çok iyi bir yardımcıya ihtiyacım var. Siz de benim sağ kolum olacaksınız. Bu şirket 3 ay içinde ülkenin en başarılı şirketi olacak. Müjde Kavak. Evet benim adım. Yemeklerimiz açık büfe. Onun dışında kahve servisimizi ise sizin gibi üst düzey çalışanlarımıza mini etekli kızlarımız yapıyor. Patronumuz aynı zamanda Amerika'da dijital sektörle de ilgilenmekte efendim. Tam sizlik. Tabii efendim hepsi birbirinden güzel. O halde anlaştık sanıyorum. Rica ederim ne demek. Ben yalnızca en uyumlu çalışabileceğim bir insanı seçtim o kadar. Peki görüşürüz. Ha, yalnız tekrar rica edeceğim. Randevunuzu hemen alın. Hadi söylemeyeyim dedim ama maaşınız... 20.000 lira. Müthiş olacak, müthiş. Bak şimdiden heyecanlanmaya başladım bile. Tamam mı canım benim? Şimdi hemen bu numarayı arıyorsun, randevunu alıyorsun. Tamam, hemen ara ama. Hadi. Tamam anladım ben seni kardeşim. Anladım diyorum ya anladım güzel kardeşim anladım. Hadi eyvallah. Adam olmuş hiç beğenmiyor ya. Yahu anladım sözleşmen daha dolmadı. Tamam tazminatın neyse verecek bu şirket sana. 50.000 dolar para mı Allah aşkına? Akıllı adamın hali başka oluyor. Ya sen boşuna mı yaptın o kadar tahsili güzel kardeşim? Mustafa benim adım. Bana bak doğru aldın mı numarayı? 35-32 değil lan 32-35. Ve şirket bütün çalışanlarını özel araçla aldırıyor evinden diyorum. Dilediğiniz zaman izin de kullanabiliyorsunuz. Alo. Alo. Tamam mı? Hayır. Ali. Toparla kendini ne olur. Ben senin ne yaşadığını çok iyi anlıyorum. Ama sana bir şey olmasına dayanamam. Sağ ol. İtiraz istemiyorum. Hayır, itiraz kabul etmiyorum. Bak hala konuşuyorsun. Görsel ve yazılı basında 1 numara olacağız. Siz de zaten yazar mısınız? Evet. Ben bence bu iş tam size göre. Şimdi kapat telefonunu, hemen randevunu al. Tamam mı? Siz maaş, prim gibi şeyleri hiç kafanıza takmayın. Yazarlık departmanının başında ben varım zaten. Tamam, ben de seni öptüm. Bay bay. Küçük. Hı hı. Yo yo, hayır. Siz hiç merak etmeyin. Hı? Harika.
Çok güzel Mehtap Hanım. Kabul etmenize çok sevindim. Ben şimdi hemen insan karakterini arıyorum. Hemen şu an arıyorum. Siz departmanı bilgilendiriyorum. Siz hemen alın randevunuzu. Evet, bu görüşme formalite zaten. Siz buraya geldikten sonra... Siz şimdi alın randevunuzu. Evet, gelsin merak edin. Hiç şaşırmadım Murat tamam. Bey. Tamam, görüşmek üzere. İyi günler. Fazla şansım yoktu. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Eminim sen de bir kadını ikna etmişsindir. Benim için fark etmez. Ama kadın değil mi? Evet Elif, evet. Nasıl da bilirim adamımı. Sen ne yaptın? Ekrana bakarsan görürsün tatlım. Vay. Bak bak. Seni de kadınlar seviyor. Arkadaşlar ne oluyor ya? Hı? Buraya çağırdığımız insanları koynumuza mı alacağız? Nedir problem? Sıkıyorsa al. Patronu bırakmaz, paralıyı verir vallahi. Kızım senin başka bildiğin bir şey yok mu? Aa, bana laf edene de bakın. O işi daha çok yatakta mı yapıyorsun, ofiste mi belli değil kızım. Bana bak kimin ne kadar olduğu ortada. Hanımlar. Hanımlar. Tamam. Hanımlar lütfen. Uyumasana sen şuna. Yaranın var gocunuyorsun. Kimse beni konuşturmasın burada. Kimse yüzüme bakamaz. Demeksiz Elif. Ne diyorsun sen be? Şimdi de sinirini benden mi çıkaracaksın? Bana bak, o Altan Iti'yle aranızda bir şey geçti mi? Delirtme beni, öldürürüm o herifi bak. Sakın. Sakın Orhan'ın söylediklerinden etkilenip de gelme üstüme. Bu ne ya? Sen ne zaman bana hesap verdin de benden hesap bekliyorsun? Bir kere elimden tutup sevgilim dedin mi? Kimse biliyor mu bizi? Hep bir kaçış, hep bir mesafe. Bırak Allah aşkına ya. Bırak da yolumuza bakalım. Senin artık kredin kalmadı bende. Böyle birkaç kere sevişmekle sevgili olunmuyor. Sakın. Sakın yanaşma bana. Uzak dur benden. Git sinirini başkasından çıkar. Evet. Bugün de tamam. Herkese geçmiş olsun. Bir şeyler yiyelim mi artık? Yoksa birilerinin canını yakacağım. Evet, lütfen bir şeyler yiyelim. Peki, gene geçen sefer gibi yapıyoruz değil mi? Hı. Senin. Ne yaptın lan sen? Bir dakika. Ben yalnızca bir kişiyi çağırdım yemin ederim. Kurye değil mi bu herif? Aramayacağını söylemişti. Ne yaptın lan? Dur! Allah kahretsin ya, yeter! Ali nasıl oldu bu? Ben ilk onu aradım. Önce sonra numarayı aldı. Abi dedi, ben isimden memnunum dedi. Ben zam bekliyorum dedi, ne bileyim. Koyayım fikrini değiştirmiş. Bana ne bakıyorsun lan? Fikrini değiştirmiş ha. Allah kahretsin. Ya ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız var mı? Hemen harekete geçmeliyiz. Yoksa Ali dışında hepimiz verimsiz pozisyondayız. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika sakin olun. Daha bir şey kaybetmiş değiliz. Bir dakika sakin olun. Dengede kalmamız lazım. Herkes sadece bir kişi arayacak, tamam mı? Arkadaşlar! Alo. Ne yaptım bilmiyorum ama birinin canı çok kötü yanacak. Randevu almayı unutmayın lütfen, olur mu? Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Elif, ne yapıyorsun sen?
Kendimi kurtarıyorum canım. Sana da tavsiye ederim. Elif saçmalama. Az önce olur almadın mı sen? Her şeyi mahvedeceksin. Kendimi garantiye alıyorum Murat. Anlamıyor musun sen? Elif! Ya rahat bıraksana beni. Git kendini kurtar. Lütfen bir saniye bekler misiniz? Elif! Elif hani daha fazla kişi yaramayacaktık? Yeter artık. Lütfen. Artık yalnızsın tatlım. İşine baksan. Ya arkadaşlar, ben bir kişiye kaldım. Kimseyi ikna edemiyorum. Yeter artık, lütfen aramayın. Ya ne olur bakın, lütfen diyorum size. Alo. Bakın lütfen diyorum Hakan Bey. Ne olur kabul edin şu iş teklifini. Hayır hayır, sakın kapatmayın. Bakın bizi kaçırdılar burada. Zorla kaçırdılar bizi. Alo. 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 Hakan Bey. Alo. Murat, yapma Murat! Murat! Ya benim toprağım var ya! Murat! Ya beni ver, aman geri gel! Geri gel! Beni bu halde al! Hanımlar, beyler, bugün çok yıpratıcı bir gün geçirdiniz. Bugünkü ihalemiz biraz farklı gelişecek. Yani size alternatifi bol bir final sunacağım. Ne istiyorsun bizden çocuğu? Sizden istediğim her şeyi alabilirim Murat Bey. Sizce de bu soru anlamsız olmadı mı? Neyse, kahramanla bırakalım da işinize bakalım. Bu arada Ceyda'nın güvende. Eğer söylediklerimi yaparsanız tekrar işe alıp aranıza geri göndereceğim. Ne istiyorsun? Bu zavallı adamı öldüreceksiniz. Yok artık, bu kadar da fazla. Ali Bey, kuralları ne çabuk unuttunuz? Bunu yapamayız. O zaman Ceyda ölecek. Karar sizin. Arkadaşınızı öldürmektense tanımadığınız birini öldürmenin daha kolay olacağını düşünmüştüm. İki seçeneğimiz var. Ya Ceyda ölecek ya da tanımadığınız biri. Allah kahretsin! Yeter! Zaten hepimizi burada birer birer öldürmeyecek misin? Bir an önce yap da bitsin bu oyun. Neyi bekliyorsun? Hiç acelem yok. Önünüzdeki silahın içinde her birinizin adına birer kurşun var. Hepiniz bu adama birer kurşun sıkacaksınız. Ya da kafanıza sıkıp kurtulacaksınız. Madem ölmeye bu kadar heveslisiniz, öldürüverin kendinizi. Gördüğünüz gibi iki değil, üç seçenek sunuyorum size. Şöyle başladı, kolay gelsin. Kurye mi? Bu senin çağırdığın kurye değil mi? Mehmet Namlı, yaş 23, meslek kurye. Sen şu kurye olan adam mısın? Allah belanı versin senin. Ne istiyorsun lan bizden? Lan kodumun çocuğu, sen kimsin lan? Bizi birbirimize mi düşüreceksin lan? Şunu lan onu avradın. Ali! 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 Allah kahretsin yeter! Bu ne ya? Allah'ım delireceğim şimdi! Ali!
Ya oyun değilse? Ya oyun değilse? Ya gerçekten öldüreceksin onu? Ne yapıyoruz? Kimsenin fikri yok mu? Dinleyin! Bunu Ceyda için, kendimiz için yapmak zorundayız. Saçmalama ya, nasıl yaparız bunu? Haklısın arkadaşlar! Ne yapıyorsunuz? Tamam biliyorum, hepimizin sinirleri bitti. Ama birbirimize yapacağımız her şey kurusunun ekmeğine yağ sürmek olur, anladınız mı? Hadi Murat. Kararı sen ver, biz devamını getir. Hadi Murat! Murat hayır! Murat bırak. Kendine gel! Sökül bırak! Murat! Ölür! Kes sesini! Evet Murat! Yapma! Hadi bas teti! Yapma! Bas! Hadi! Yapma. Öldürmelisin onu! Murat! Hadi oğlum! Hadi! Yapacaksın. Yapamam. Zaman da aramıyor. Hadi yapıyoruz. Yapamam. Hadi dedim. Hadi dedim. Hadi dedim. Yapamam. Hadi. Hadi zaman. Zaman da aramıyor. Hadi. Hadi. Hadi kalk. Kalk hadi. 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 Çok az zamanımız kaldı. Hadi. 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 Hadi bastır. Hadi bitti hadi. Zaman bitiyor. Aşağı. Hayır. Hadi çabuk. Hadi çabuk. Aşağı gel. Hadi. 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 Ne yaptın? Ne yaptın? Ne olacak şimdi? Thank you.
Bugün mahkeme günü. Ne olacak peki şimdi? He? Ne olacak bize? Bugün mahkemeye gitmezsek ne olacak Ali? Ali. Sanırım hiçbirimiz gitmeyince eninde sonunda birileri yokluğumuzu fark edip harekete geçecektir. Umarım. Bizim doğru düzgün seveni yok. Ne bir eş, ne bir aile. Ali kes şunu. Ali kes şunu dedim sana. Ayağa kalk. Evet. Ali. Ali. Ali yapma ne olur. Tamam. Bırak beni. Öldüreceğim seni. Yeter. Herkes otursun. Karşıma. Afiyet olsun. İnanın tam bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Sizin yüzünüzden Ceyda Hanım da öldü. Bu nasıl bir dostluk örneği, şaşırdım doğrusu. Allah aşkına hiç vicdan yok mu sende? Hiç mi acıman yok? Herkes hak ettiği şeyi yaşarmış Murat Bey. İsterseniz kader diyelim. Ne olacak şimdi? Ne olur bırakın bizi. Bugün bizim mahkememiz vardı. Ne olur bırakın bizi. Benim artık sabrım kalmadı. Bizden istediğiniz neyse söyleyin yapalım sonra da bırakın gidelim. Evet bugün sizin mahkeme gününüz. Ama ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Ayrıca konunun açılmasını da istemiyorum. Hadi daha sert bir oyun oynayalım. Oyun? Oynayalım patron. Ben size bir hikaye anlatacağım. Önce hep birlikte bu hikayenin kahramanlarını saptayacağız. Sonra oyuna devam edeceğiz. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde büyük ve başarılı bir şirket varmış. Şirketin patronu ve 8 yöneticisi bu şirketin iyiliği ve başarısı için çalışırlarmış. Fakat patronun bilmediği başka şeyler varmış. Öyle ki canını dahi emanet edecek kadar sevdiği bu adamlar onun hem canını hem de parasını alacaklar. Mükemmel planlarıyla hiçbir şey olmamış gibi işin içinden sıyrılacaklarmış. Her şeyden bir haber bu yaşlı adam ise onurunu ve hayatını evlatlarım dediği bu insanlara kurban verecekmiş. Şimdi. Bu ilacı tanıyor musun? Niye bu meseleye bu kadar takılıyorsunuz? Biz zaten aylardır bu sorularla uğraşıyoruz. Neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Polis misiniz? Haluk Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Bu hikaye çok saçma. Elif Hanım? Biz bir şey yapmadık.
Bakın, bizi istediğiniz şeyle suçlayabilirsiniz. Ama yaşlı bir adamı öldürdüğünüz demeyin bize. Şirketi dolandırdığınızı kabul ediyorsunuz yani. Ben öyle bir şey söylemedim. Ama bu ilaçları Aslan Bey'e biz vermedik. Peki kim verdi? Bilmiyorum. Neden intihar etti onu da bilmiyorum. Belki de Aslan Bey'in kendisi aldı bu ilaçları. Gerçi ben aldığını görmedim ama... biz bu soruların cevabını verdik soruşturmada. Sayın Bey. Şimdi Murat Bey. Bu masadan bir kişi daha ölecek. Ve bunun kim olacağına sizin karar vermenizi istiyorum. Ne oldu şimdi? Anlamadım. Çünkü sorduğum sorulara aldığın cevaplar beni sinirlendirdi. Böylece oyunun yönünü değiştirmeye karar verdim. Hadi Murat Bey. Sizce bu masada ölmeyi en çok kim hak ediyor? İstediğiniz soruyu sor. Kimsenin ölmesine gerek yok. Hadi. Yoksa siz mi Murat Bey? Ha? Hadi bana bir isim verin. Yoksa kafanızı dağıtmamam için bir sebep yok. Hadi. Ayşegül. Ali Bey. Ali sen ne saçmalıyorsun? Ayşegül Hanım. Lütfen ben izin vermeden bu andan itibaren konuşmayın. Evet Ali Bey. Sizin... Sakın. Sakın. Ağzını açayım deme. Devam edin Ali Bey. Şirketin tamamı bizim elimize geçmişti çünkü... çünkü Aslan Bey... bu durumu algılayamayacak kadar zayıftı. Ne Murat, ne Elif, ne Ceyda, ne de herhangi biri bu durumu algılayamadılar. Evet, buradaki herkes çaldı. Herkes dolandırdı. Şirketi batırmak ve ceplerini doldurmak için her şeyi yaptılar. Tam 4 milyar lirayı... İsviçre'de kapalı kasa sistemiyle çalışan hesaplara aktardık. Eğer bugün mahkemeye çıkabiliyor olsaydık, 2 hafta sonra Alp Dağları'nda içkilerimizi yudumluyor olacaktık. Ali, kes sesini. Bu çocuğu. Ayşegül Hanım, sizi son kez uyarıyorum. Devam edin. Aslan Bey'e o ilaçları Altan bulup getiriyordu. Ayşegül de hem tansiyon ilaçlarını hem de romatizma ilaçlarının içine karıştırıp Aslan Bey'e içiriyordu. Maksat Aslan Bey'in beynini uyuşturup şirketi dolandırmaktı. Ama ilacın başka etkileri de vardı. Önce delirtip sonra intihar ettirdiniz yani. Öyle mi Altan Bey? Sana soruyorum. Cevap ver. Eğer ağzından çıkan kelimenin yalan olduğunu hissedersem seni hemen gebertirim. Çünkü ilacın etkisi azalıyordu. Sistemimizi sorgulamaya, hesap sormaya başlamıştı. Ben de ilacın dozunu artırmak zorunda kaldım. Peki Ali Bey, siz bunu nasıl öğrendiniz? Ben söyledim. Peki Murat Bey, patronunuzun bu durumunda bir anormallik sezmediniz mi? Ha? Haluk Bey, Elif Hanım. Ben hastalıktan dolayı zannetmiştim. Ben de. Ben hasta olduğunu düşündüm. Peki Ali Bey. Beni bir konuda ikna edin. Neden Altan Bey değil de Ayşegül Hanım? Bir erkeğin hayatta en çok onurunu kıran şey nedir biliyor musunuz? Aşık olduğu kadın tarafından... Tamam. Haklısınız Ali Bey. İhaneti ben de affetmem. Ceyda Hanım'ın bu olaya, bu duruma tepkisi neydi? Yani sonuçta babası ve şirketin tek varisi. Ceyda'nın ne paradan ne de ilaçtan haberi vardı. Yani hiçbir şeyden haberi yoktu. Yani Ceyda'nın tek suçu salak olmasıydı. Bizim ne kadar ilaçtan haberimiz olduysa... Ceyda'nın da o kadar paradan ve bu durumlardan haberi oldu. Ceyda masumdu.
Sayın Bey, bitirin. Artık her şeyi öğrendiniz. Tutuklayacak mısınız bizi? Daha önceden de söyledim. Ben polis değilim. Bu acıtmaz değil mi? Bu senin çağırdığın kule değil mi? Hiçbir şey olmaz, korkma. Ceyda, sen misin? Evet. ...1980'de darbe olmuştu. Ben ve birkaç arkadaşım çocukluk işte lise duvarlarına yazılar yazıp bildiri dağıtırdık. Sonra darbeyle birlikte suçlu suçsuz herkesi içeri aldılar. Mahkemeler, karakol derken bir anda kendimi adam öldürmeye azmettirme suçuyla yargılanırken buldum. Kaçtım. Polis, asker her yerde beni arıyordu. Babama sığındım. Babam da inanmadı bana. Ya teslim olursun ya da seni evlatlıktan reddederim dedi. Teslim olmadım. Yurt dışına kaçtım. Sonra duydum ki babam beni reddetmiş. Ben de yıllarca yurt dışında kaçak yaşadım. Demek bu yüzden polise gidemedik. Zaten gitsek bile bir şey değişmezdi. Onlar asla kendilerini deşifre etmeyeceklerdi. En zayıf halkayı bulmamız lazımdı. İçlerine girince onları kendi gerçekleriyle karşılaştırdım ve her şey ortaya çıktı. Peki şimdi ne yapacağız? Kamera kayıtlarını savcılığa ve polise vereceğiz. Onun içinde her şey var. Senin suçsuz olduğunu anlaşılınca devlet suçlulardan parayı alıp babamızdan dolayı sana verecek. Sen? Ben gideceğim. Çünkü ne benim adalete ne de artık adaletin bana inancı kalmadı. Ama abi sen de gidince ben yapayalnız tek başıma kalacağım. Ya başaramazsam? Başarırsın. Ayrıca yalnız kalmayacaksın. Benim bir gözüm hep senin üzerinde olacak. Çünkü ben senin abin. Ben Umut Güven. Merhum Aslan Güven'in oğlu. Babası da son sözünü söyleyememiş yalnız bir oğul. Sessiz sessiz çığlıklar ömrümde lanet gibi. Susmaz durmaz korkular önümde duvar gibi. Eksik eksik sayfalar boşa geçen hayat gibi. Eksik eksik sayfalar itip giden zaman gibi. Sessiz çığlıklar ömrümde lanet gibi. Susmaz durmaz korkular önümde duvar gibi. Eksik eksik sayfalar boşa geçen hayat gibi. Eksik eksik sayfalar
Bitip giden zaman gibi.